Merhaba Ne Çektik izleyicileri. Birazdan izleyeceğiniz video kayıtlarından en az bir tanesi sizin tüylerinizi diken diken etmeye yeterli. Öyleyse hemen kayıtlara geçip sizi korkularınızla baş başa bırakıyorum. Saltwater Sean isimli bir YouTuber, Kanada'da bulunan Nova Scotia su altına dalış yaptığı sırada korkunç ve bir o kadar da şaşırtıcı bir keşifte bulunmuştur. Bu oyuncak bebek gerçekten de çok ürpertici gözükmüyor mu? YouTuber bu oyuncak bebeğe uzun süre bakamadığını, ondan rahatsız olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bu bebek bu bölgede bulunmuş ilk oyuncak değildir. YouTuber'ın söylediğine göre bu bebeklerin hepsi lanetli ve insanlara zarar vermek için yapılmıştır. We've got these two super creepy dolls that scared me underwater. When I found the first, that one on the right there, that really kind of gave me a scare. Bu görüntüde ise sanki sağ taraftaki bebek hafif bir şekilde hareket etmektedir. Ancak bu sadece rüzgarda olabilir. YouTuber Sean, bu bebeğin eski zamanlardan kalan bir büyüyü yeniden canlandırdığını düşünmektedir. Tüyleri ürpertici bu iki oyuncak bebeğe baktığımız zaman YouTuber'ın büyü konusunda ciddi olabileceğini düşünüyoruz. Ya da belki de küçük çocuklar oyuncak bebeklerini düşürmüşler ve suyun altında kalan bebekler de zamanla bu şekilde aşılmışlardır. Kim bilir? Videoya devam etmeden önce küçük bir hatırlatma yapalım. Kanala abone olup bu videoyu beğenerek bizlere destek olmayı sakın unutmayın. Liberty Independent Ghost Hunters of Texas isimli araştırmacı bir YouTube grubu, kameraların önünde gerçekleşen bir takım paranormal olayları yakaladıkları sırada perili olduğu iddia edilen eski Lavaca Hastanesi'ni araştırmaktalardı. Are you for real? Videonun en başlarında kayda başladıkları ilk sıralarda kameranın önüne sise benzer bir şey geldiği görülür. Bunun adamın ağzından çıkan buhar ya da duman olma ihtimali de bulunmamaktadır. Çünkü sis keskin şekillerde yan taraftan gelmektedir. Aynı zamanda gizemli kürelerin ortaya çıktığı ve havada uçuştuğu da görülmekte. Videonun belli bir yerinden sonra renkler kararır ve sanki kamera görünmeyen bir varlığa odaklanmaya çalışıyormuş gibi bulanıklaşır. YouTuber bütün gördüğü sis, küreler ve bu renk değişikliğinden korkar ve bulunduğu yerden çıkmaya karar verir. Phoenix isimli bir YouTuber ASMR kanalına koymak üzere doğa seslerini kaydetmek için ormanda tek başına dolaşmaktadır. Tabii YouTuber'ın düşündüğünün aksine video oldukça korkunç bir hal alır. Ormanın derinliklerinden gelen korkunç ve yüksek sesli bu çığlıklar YouTuber'ın koşmasına neden olur. Daha sonra ise bu bilinmeyen yaratığın ne olabileceğini merak eder. Bu sesleri biraz araştırır ve o çevrede bulunan hiçbir hayvanın bu tarz sesleri çıkaramayacağını öğrenir. Ancak bu sesler ördek ya da kaz bağırışına da biraz benzemektedir. Ve video kayıtlarından da anlaşılacağı gibi yakın bir yerde su olduğu bilinmektedir. Bu gizemli yaratık bir kuş cinsi de olabilir. Siz bu sesi neye benzettiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz. Lori Lee Craig ve kocası evlerinde duvarın üzerinde gizemli bir el izi keşfederler. Söylediklerine göre bu gizemli el izi daha önce orada değildir. Ürpertici bir şekilde yeni oluşmuştur. Because it's like you can't see it and then suddenly it's there. Videonun arka planındaki seslerden de anlaşılacağı gibi çocukları sürekli olarak ağlayıp bağırmaktadır. Çiftin anlattıklarına göre çocuklarının bu denli ağlaması ve bağırması normalde yaptıkları bir şey değildir. So even if you stood on the stairs, because there's a handprint, you can't reach it.
Videoda da görüldüğü gibi Elizy'nin olduğu kısım ikisinin de erişemeyeceği bir yerdedir. Bu olaydan dolayı oldukça tedirgin olan çift, bunun nasıl ve kim tarafından yapıldığını anlamak için evlerini altına üstüne getirerek ararlar. Aynı Elizy'nden merdivenlerin olduğu yerin tavanında da keşfederler. Ancak bu izleri de ne çocukların ne de anne babanın yapmış olma gibi bir ihtimali vardır. This thing is 6 feet above the stairway. Çocukların anlamsızca yırtınarak ağlamaları ve bağırmaları ise belki de yetişkinlerin göremediği ya da hissedemediği bir varlığın orada olduğuna işarettir. Söylentiye göre bu görüntüler Kanada'nın Conkling ormanında çekilmiştir. Bir grup işçi ormanda çalışırken bir anda kulakları sağır edecek kadar yüksek bir ses duyarlar. Bunun en ilginç tarafı ise bu ses duyulurken kuşların normal bir şekilde ötmeye devam etmeleridir. Kamerayı bile sarsan bir ses karşısında oluşan titreşimden dolayı kuşların uçup gitmesi beklenir. Eğer sesi sonradan eklemişlerse oldukça iyi bir iş çıkarmışlardır. Ancak kamera görüntülerinin oldukça amatör olduğunu düşünürsek, böylesine amatörce çekilmiş bir video üzerine neden uğraşıp ses eklensin? Orijinal videonun yorumlar kısmında birçok kişi bu seslerin uzaylılara ait olduğunu yazmıştır. Bu yatağın arkasında bir kapı bulunmaktadır. Lambanın sol tarafına dikkatli bir şekilde bakıldığı zaman kapının hatları tam anlamıyla gözükmektedir. Yıllar önce kalıcı bir şekilde kapatılmış olan bu kapı duvar ile aynı renge boyanmıştır. Ancak kapının arka tarafında kim ya da ne varsa bu kapının kalıcı bir şekilde kapanmış olduğunu tam olarak anlayamamış gibi gözükmektedir. Kapı diğer taraftan nazik bir şekilde tıklatılır. Sanki girmesine izin verilince kapıyı açıp içeri girecekmiş gibi. Videonun sahibi bu tıkırtıları uzun zamandır duyduğunu söyler. Kapı açılıp arkasında ne olduğu çözülmeden bu sesler bir yere gideceğe benzememektedir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.